Merhaba arkadaşlar, Mayoz'un ikinci videosuyla birlikteyiz. Mayoz 1'i, Mayoz'un genel özelliklerini birinci videomuzda anlattık. Şimdi Mayoz 2'ye geçiyoruz. Hatırlayalım, Mayoz 2'de sitokinez 1, Mayoz 1'de sitokinez 1 ile birlikte bizim hücrelerimiz ikiye ayrılmıştı. N eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücremiz oluşmuştu. Şimdi bu hücrelerin her biri ayrı ayrı Mayoz 2'ye devam edecek. Mayoz 2'de neler olacak peki? Arkadaşlar, Mayoz 2 mitozun aynısıdır. Unutmayın, Mayoz 2 mitozun aynısıdır. Aynı olaylar gerçekleşiyor. O yüzden ben kısaca şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi buraya geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, Mayoz 1'in başında interfazda bir DNA eşlenmesi gerçekleşiyordu. Ama Mayoz 2'de öyle bir durum söz konusu değil. Mayoz 2'de kesinlikle DNA eşlenmesi yoktur. O yüzden bunu şöyle bir yazalım. DNA eşlenmez. DNA eşlenmez arkadaşlar. Direkt olarak kaldığı yerden olay devam ediyor. O zaman Mayoz 2'nin evresine devam edelim. Karyokinez 2 dedik. Karyokinez 2'nin ilk evresi olan profaz 2. Bizim N eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücremiz vardı. Bunlardan bir tanesi üstünden anlatacağım ben size. Şöyle. Şimdi bu N eşittir 3 kromozomlu hücrenin yine çekirdek zarı yavaş yavaş ortadan kayboluyor arkadaşlar. Endoplazmik retikulum ve çekirdekçik de yine oluşmuşsa kayboluyor. Oluşmamışsa zaten gerek yok. Şimdi burada bilmemiz gereken bir şey var. Normalde sentrozom nerede eşleniyordu? İnterfazda. Ama Mayoz 1 ile Mayoz 2 arasında yeniden bir interfaz evresi olmadığı için sentrozomda yine interfazda eşlenemeyecek. Dolayısıyla nerede eşlenmesi gerekiyor? Profaz 2 evresinde. O zaman burada profaz 2 evresinde bilmemiz gereken olay ne? Sentrozomun kendisini eşlemesidir. Sadece eşlendiği yer burasıdır. Bakın profaz 2'dir. Ama normalde sentrozom nerede eşleniyor? İnterfazda. Bunu unutmayalım, karıştırmayalım. O zaman kromozomlarımızı da şöyle yapalım. Hücrelerden bir tanesini aldım. Bakın görünümü de şöyle olsun hücrenin. Şöyle bir görünümü var. Evet. O zaman yazalım profaz 2 için. Ne yazıyoruz? Şöyle altına yazıyorum. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve ER, değil mi? Endoplazmik retikulum kaybolur. Burada önemli olan sentrozom eşlenir ve iğ iplikleri oluşur. İğ iplikleri oluşur. Yine kromozomlarda belirgin hale gelir. Onu da yazalım. Kromozomlar belirgin hale gelir. Hale gelir. Evet, profaz 2 evresi bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Profaz 2 evresi sonlandıktan sonra hangi evre başlayacak? Metafaz 2 başlayacak. O zaman metafaz 2 diyelim B. Şuraya devam ediyorum. Metafaz 2. Metafaz evresinde ne gerçekleşecekti? Metafaz neydi? Merkeze dizilme evresiydi. Bizim kromozomlarımız merkeze dizilecekler. Şöyle artık renk renk yapmak istemiyorum. Hepsini kırmızı olarak gösteriyorum size. Şöyle kırmızı. Ne oldu? İğ ipliklerine bağlanarak bizim kromozomlarımız merkezde dizildiler arkadaşlar. Ve metafaz evresi de böylelikle sonlanmış oldu. O zaman metafaz içinde yazalım. Kromozomlar merkezde dizilir. Evet, metafaz 2 evresi de bu şekilde sonlanıyor. Gelelim bir sonraki evremize. Nedir bir sonraki evre? Anafaz 2 evresi. Bakın fark ediyorsanız mitozla aynı olaylar oluyor. Sadece tek farkı ne? Sentrozomun burada eşlenmesidir, profazda eşlenmesidir. Geriye kalanların tamamı mitozla aynıdır. O zaman şuraya yazalım. Anafaz 2. Anafaz 2. Anafaz 2'de de ayrılma gerçekleşiyordu. Kardeş kromatitler ne yapacaklar? Birbirlerinden ayrılacak. Şimdi kardeş kromatit dememize de gerek yok aslında. Çünkü hani homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı için ne oluyordu?
Anneden gelen kromatit babadan gelen kromatitle eşlenebiliyordu. Dolayısıyla bunlar artık kardeş olmuyorlar. Sadece şöyle diyelim, kardeş kromatit demeyelim de kromatitler birbirinden ayrılır diyelim. Şöyle sentrozomlar, iplikleri ve kromatitlerimizi de bunlar da kromatitler birbirlerinden ayrıldı. Yine burada ne diyoruz? Her bir kromatite kromozom diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman kaç kromozom oldu? Bakın yukarıda 3'tü, burada 6'ya çıktı. Kromozom sayısı yine geçici olarak 2 katına çıkar diyeceğiz. Şöyle diyelim. Kromatitler birbirinden ayrılır. Ayrılır. Ve her birine kromozom denir. Kromozom denir. Kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkar. 2 katına çıkar. Evet, anafaz 2 evresi de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Artık karyokinezle ilgili son evremize gelelim. Hangi evremiz bu? Telofaz evresi arkadaşlar. Gelelim D diyelim. Telofaz evresi. Telofaz 2. Telofaz 2'de de yine aynı şekilde hücremiz bombalanmaya başlıyor. Hayvan hücresi olduğu için, onun üstünden anlattığım için bombalanmayı göstermek istiyorum bu şekilde. Çekirdek zarı ortaya çıkar. Çekirdekçik oluşur. Sentrozomlardan iplikleri kaybolur. Endoplazm, retikulum oluşur arkadaşlar. Ve artık kromozomlarda kromatin iplik haline dönüşecek bundan sonra. Böylece telofaz evresi de tamamlanacak. O zaman telofaz için şunu yazalım. Ne dedik? Çekirdekçik, çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum oluşur. İplikleri kaybolur. İplikleri kaybolur ve sitokinez başlar. Sitokinez başlar dedik. Evet. Böylece telofaz 2 evresini de tamamlamış olduk. Peki telofaz bittikten sonra hangi evremiz başlayacak? Sitokinez evresi başlayacak arkadaşlar. Karyokinez 2 demiştik. Şimdi ne diyoruz? Sitokinez 2 diyeceğiz. Şöyle 2. Sitokinez 2. Sitokinezle birlikte hücre artık tamamen sitoplazma bölünmesini tamamlıyor ve yine en eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücre ortaya çıkıyor arkadaşlar. 2 tane hücre. Mayoz 2'de ne oldu? Kromozom sayısı korunmuş oldu. Mayoz 1'de yarıya düşüyordu ve en eşittir 3 kromozomlu 2 hücre oluşuyordu. Mayoz 2'de ise her bir hücre devam ederek bölünmeye, kromozom sayısı korunarak yine en eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücre oluşturur. Ve bizim hücremiz, bakın şöyle, şunlar çekirdekçik, bunlar da endoplazmik retikulumlar. En eşittir 3, en eşittir 3. Bir hücreden 2 tane oluştu. Bizim elimizde 2 tane hücre olduğu için toplamda 4 tane hücre oluşur arkadaşlar. O zaman sitokinez 2 için şunu diyelim. Toplam 4 tane hücre oluşur. Her hücre birbirinden farklıdır. Her hücre birbirinden farklıdır. Evet, sitokinez 2 ile birlikte biz mayozu tamamlamış olduk. Şimdi mayoz bölünme ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdi? Hatırlayalım. Mayoz 1'de tetrat, sinapsis ve crossing over gibi olaylar gözleniyordu arkadaşlar. Bunları unutmayalım. En uzun süren evresiydi zaten mayozun. İnterfazdan sonra tabii ki en uzun süren evresiydi. Daha sonra anafazda homolog kromozomlar rastgele ayrılıyordu anafaz 1'de. Dolayısıyla çeşitlilik sağlanıyordu burada. Bir de profazda çeşitlilik sağlanıyordu crossing over sayesinde. Crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda mı? Hayır. Bazen gerçekleşir, bazen gerçekleşmez. Tamamen şansa bağlı bir olaydır.
Bu yüzden de bunları bu şekilde aklımızda tutalım. O zaman mayozla ilgili bilmemiz gereken iki şey var. Bunlardan bir tanesi crossing over'la çeşitlilik sağlanır. Bir de homolog kromozomların rastgele ayrılmasıyla çeşitlilik sağlanır. Şimdi mayoz grafiklerine bakalım. Mayoz grafiklerini çizelim ve daha sonra mayozu bitirelim arkadaşlar. Şöyle ben grafikleri çizeyim, videoyu durdurayım, daha sonra devam edelim. Evet, devam edelim. Ben grafikleri çizdim. Bize fazladan bir vakit harcanmasın diye. Arkadaşlar ilk olarak DNA miktarı grafiğinden başlayalım. Şimdi DNA nerede eşleniyordu? İnterfazda. O zaman biz 2x'ten başlayalım. 2x olan DNA miktarını interfazda ne yapıyoruz? 4x'e çıkarıyoruz. 4x'e çıktıktan sonra artık bir süre 4x tarafından devam ediyor. Bakın. İnterfazdaki katına çıktı. Daha sonra karyokinez 1 başlıyor. Karyokinez 1'de ne oluyor? İşte profaz 1'de hala 4x. Metafaz 1'de, anafaz 1'de ve telofaz 1'de arkadaşlar hala nedir? 4x'tir. Ama sitoplazma bölünmesiyle birlikte yani sitokinez 1 ile birlikte ne yapacak bu? Artık yarıya düşecek. Yani tekrardan eski haline dönecek. X'e, 2x'e düşecek. Daha sonra mayoz 1 bitti. Ne başlıyor? Mayoz 2 başlıyor. Mayoz 2'de tekrardan bir interfaz var mıydı? Yani bir DNA işlenmesi var mıydı? Yok. O zaman 2x ile devam edecek. O zaman profaz 2, metafaz 2, anafaz ve telofaz 2'de yine ne yapıyor? 2x olarak devam ediyor. Ama sitokinez 2'ye geldiğimizde DNA miktarı tekrardan yarıya düşüyor. Çünkü hücreler ne yapıyor? Bölünüyor. Dolayısıyla bizim başlangıçta 2x olan DNA miktarımız sonunda x'e kadar düşüyor arkadaşlar. Bu önemli bir şeydir çünkü sorularda mutlaka karşınıza çıkar. Hemen ben şurada evrelerin isimlerini de yazmak istiyorum. Bakın şöyle ayırayım. Evrelerin isimlerini de yazayım. Bu neydi? İnterfaz, değil mi şurası? İnterfaz. Sabit olan evreler neydi? Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1. Burada sabit. Daha sonra sitokinez 1 ile birlikte ne oluyor? Tekrardan 2x'e düşüyor. O zaman burası sitokinez 1'dir. Sonra yine profaz 2'de metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2'de sabit 2x olarak gidiyor. O zaman profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2. Buralarda nedir? Yine 2x olarak gider ve sitokinez 2'de arkadaşlar x'e kadar düşer. Sitokinez 2. Burada da tekrardan x'e kadar düşüyor. Böylece biz ne yaptık? Başlangıçta 2x olan DNA miktarını yarıya düşürmüş olduk. Aynı kromozom sayısı gibi. Zaten kromozom nedir? DNA'nın katlanmasıyla oluşur. Aslında DNA ile kromozom aynıdır. Sadece katlandığı için biz buna kromozom diyoruz. Evet. Gelelim kromozom sayısına. Kromozom sayısı kaçla başlamıştık? 2n eşittir 6 ile başlamıştık. Bakın. Kromozom sayısı arkadaşlar 2n eşittir 6 ile başlamıştı. İnterfazla değişti mi kromozom sayısı? Değişmedi. Daha sonra profaz 1, metafaz 1, anafaz ve telofazla değişti mi? Değişmedi. Ta ki sitokinez 1'e gelinceye kadar. Burada ne oldu? 6 olan kromozom sayısı kaça düştü? 3'e düştü arkadaşlar. Dolayısıyla biz bir süre sabit çiziyoruz. Daha sonra yarıya düştüğünü gösteriyoruz. Böyle düşer. Daha sonra gelelim mayoz 2'ye. Mayoz 2'ye baktığımızda bakın mayoz 2'yi tek bir kağıtta toplamışız. Hemen buradan bakalım. Bakın 3 ile başladı. Profaz 2'de 3. Metafaz 2'de 3 yani yarıya düşmüş hali. Ama telofaz 2'de her birine kromozom dediği için kromozom ne oldu? 6'ya çıktı. Tekrardan 2 katına çıkmış oldu. Daha sonra telofaz 2'de de yine 3 burada, 3 burada 6 kromozom var. Ama sitokineze baktığımız zaman sitokinezikte yine ne oldu? 3, 3 olarak eski haline dönmüş oldu. O zaman ne yapacağım? Profaz 2'de ve metafaz 2'de sabit n olarak devam eder. 3, 3. Ama anafaz 2'ye geldiğimizde tekrardan 2 katına çıkar.
Telafaz 2'de sabit yine 2 katında devam eder. Ve sitokineze geldiğimiz zaman yine ne olacak? Hop 2 katına, yani yarıya düşmüş olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde de kromozom sayısı grafiğimiz. Hemen yine bunun da isimlerini yazalım. Evrelerin isimlerini. Bunlar da mutlaka karşımıza çıkıyor, soruluyor. Neydi? Sabit olarak devam ettiği yerler. İnterfaz. Yine profaz 1. Metafaz 1. Anafaz 1. Telofaz 1. Buralarda iken olarak devam ediyor. Ama sitokineze geldiğimiz zaman yarıya düşüyordu. O zaman buraya sitokinez 1 diyoruz. Daha sonra geldiğimizde tekrardan hani en olarak devam ettiği profaz 2. 2 ve metafaz 2. Ne oldu? Bunlar da en olarak devam etti. Sonra anafaz 2'ye geldiğimizde tekrardan 2 katına çıktı. O zaman şöyle yapıyoruz. Anafaz 2'de 2 katına çıktı. Telofaz 2'de hala 2 katında. Ama sitokinez 2 ile birlikte ne oldu? Yine N'e düştü arkadaşlar. İşte bu şekilde de bizim kromozom sayısı grafiğimiz. Evet. Böylece grafiklerle birlikte biz mayozu bitirmiş olduk. Bundan sonra artık eşeğli üremeden bahsedeceğim. Eşeğli üreme çok kısa sürecek arkadaşlar. Orada birkaç terimimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da mayoz ve eşeğli üremeyi bitirmiş olacağız. Bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Evet. Dersimiz bu kadar. Videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.